Sevgi ve Mert 6 senelik evli, 2 çocuklu bir çiftti. Evlilik terapisi almak için başvurma nedenleri ise aldatma ve aldatılma problemlerini çözmek istemeleriydi. Duygusal olarak bir boşluğa düştüğü için aldattığını söyleyen Mert oldukça üzgündü ve eşinden daha çok kendini suçluyordu. Eşini ilk günkü gibi sevdiğini ve çok pişman olduğunu söylüyordu. Hatta yoğun hissettiği suçluluk duygusuyla eşini aldattığını kendisi itiraf etmiş ve bu sancılı süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için evlilik ve ilişki terapisi almak istemişti. Eşinin itirafıyla alt üst olan Sevgi ne yapacağını bilememiş, öfke nöbetleriyle geçen bir haftadan sonra eşinin teklifini kabul ederek evlilik terapisi almaya karar vermişti. 6 ay süren bir terapi ile çift sorunlarını halletti ve eskisinden daha güçlü bağlarla karı koca olmaya devam etti. Aldatma veya aldatılma daha çok duygusal boşluklar nedeniyle yaşanıyor. Aldatılmak kişide özgüven kaybına, artık eskisi gibi yakışıklı veya güzel, seksi veya çekici biri olmadığına dair düşüncelere, eşi tarafından beğenilmediği hissiyatına, değersizlik ve çaresizlik duygularına yol açabiliyor. Bu duygularla baş etmek hiç de kolay değil. Bu nedenle çiftin evlilik ve ilişki terapisi alması ve konuşarak sorunlarını aşmaya çalışması çok önemli. Çünkü aldatma bir yol kazasıdır. Terapi sürecinde aldatılan kişinin kendi özgüvenini ve öz saygısını yüksek tutması, aldatılma üzerine eşiyle konuşması, eşinin neden buna ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalışması ve kendisine düşen bir pay varsa onu fark etmesi ve değiştirmesi, aldatan kişinin ise samimiyet, dürüstlük ve sabırla güveni yeniden tahsis etmesi çok önemli. Barışma ve affetme süreci kişiden kişiye, çiftten çifte değişmekle birlikte aylarca da sürebiliyor. Son yıllarda aldatma vakalarında hızlı bir artış görülüyor. Ülkemizin en seçkin cinsel sağlık derneklerinden biri olan Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği cinsel terapistleri tarafından partnerlerini aldatan kişiler üzerine yapılan bir anket çalışmasında aldatma sebepleri üzerinde duruldu. 300'ü erkek, 200'ü kadın olan 500 evli yetişkinle hem sanal ortamda hem de yüz yüze yapılan anket çalışmasıyla bir şekilde geçmişlerinde aldatmayla karşılaşmış kişilerin aldatma yani evliliklerinde paralel yapı kurma ihtimallerinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Evlilik kurumunun içinde bir şekilde yer alan ama çiftlerden birinin farkında olmadığı gayrimeşru yasak aşk için kullanılan evliliklerde paralel yapı, aldatma, yasak aşk veya sadakatsizlik olarak da biliniyor. Paralel, aynı düzlem içinde olan ve kesişmeyen, aynı zaman içerisinde gelişen ve aynı özellikleri gösteren olay, yapı ise evlilik kurumu anlamında kullanılıyor. Meşru partnere alternatif gayrimeşru bir yapı, evlilik içinde evlilik gibi bir durum. Has, şiddet ve ihanetin tadıyla bezenmiş bir yasak meyve olan evliliklerdeki paralel yapının tanımı kültürden kültüre veya çiftler arasındaki anlaşmalara göre farklılık gösterebiliyor. Çünkü evliliklerde paralel yapı duygusal düzeyde, cinsel ilişki düzeyinde veya sanal olarak kurulabiliyor ve kişinin romantizm, zaman ve ilgi gibi duygusal ve bedensel kaynaklarını ilişki dışındaki bir kimseye yöneltmesi şeklinde gerçekleşebiliyor. Yeni ilişkinin boyutu yüz yüze görüşme ile sosyal paylaşım sitesi Facebook ve sohbet sitelerinde kurulan internet ilişkileri, mektup veya telefon aracılığıyla uzaktan görüşme arasında değişebiliyor. Evliliklerde paralel yapı kurmanın birçok sebebi var. Bilinen sebeplere ek olarak CİSED'in yaptığı anket çalışması acı bir gerçeği ortaya çıkarttı. Bir şekilde geçmişlerinde aldatmayla karşılaşmış kişiler yetişkinliklerinde aldatabiliyorlar. CİSED'in evliliklerinde paralel yapı kuran 500 kişi üzerinde yaptığı anket çalışmasına göre aldatan kadınların %30'unun ve aldatan erkeklerin ise %50'sinin ebeveynleri aldatmış, aldatan kadınların %20'si ve aldatan erkeklerin ise %40'ı ebeveynlerinin aldatmasa bile geniş ailelerde aldatmaya şahit olmuş veya duymuş
Ve aldatan kadınların %40'ı ve aldatan erkeklerin ise %60'ı ise ebeveynleri ve yakın aile üyeleri aldatmasa bile çevrelerindeki aldatma hikayeleriyle büyümüş. Buradan çıkan sonuç, insana ne ekerseniz onu biçiyorsunuz. Tıpkı toprak gibidir hayat. Ekmezseniz boş, ekerseniz dolu. Aldatma ekerseniz aldatma biçiyorsunuz. Sonuç olarak insan geçmişine ne ekiliyorsa yetişkinliğinde çaresizlikle onu biçiyor. Ama bu durum kader değil. Kişi farkındalık ve içgörüyle geçmişinin analizini yaparsa ekileni biçme şeklinde iç dünyasına yerleştirilen düzeni bozabiliyor. Bunun için okumak, kişisel gelişim eğitimlerine katılmak veya gerekirse psikoterapi almak için bir terapiste gitmek işe yarıyor ve çözüm olabiliyor.